Florida sahillerindeki bu malikane dünyanın en pahalısı. Naomi isimli şu yat 51 metre uzunluğunda ve bu Ferrari kırmızı değil, beyaz. Jordan Belfour bu servete ulaştığında henüz 20'li yaşların ortasındaydı. Forbes dergisine göre o Wall Street kurduydu. Wall Street'tekiler içinse Robin Hood'un ta kendisiydi. Ona göre ise bu durumda yapılabilecek tek bir mantıklı hamle vardı. Her türlü uyuşturucunun içinde yüzmek. Asıl konumuz bunu tam olarak nasıl yaptı? Yani ev kirasını ödemekte zorlanacak kadar mali kriz yaşayan birinin birkaç sene içerisinde nasıl bu noktaya geldiği. Onu yönlendiren en temel dürtü ve bu dürtüyle gelen düşünce sistematiği, izlediği strateji. En başa dönelim, gelecekte efendisi olacağı Wall Street'e adım attığı ilk güne. You are lower than pond scum. You got a problem with that? No. No problem at all. Bu hoş geldin karşılaması aslında boşa yapılan bir hareket değil. Buradaki işi potansiyel müşteriler ve brokerlar arasında bağlantı kurmak için ön görüşmeler yapmak. Bunu bir kez iki kez de değil günde 500 defadan fazla yapması gerekiyor. Bu rakam bir insanın kafasını hamura çevirebilir. Girişteki karşılama da bu yüzden. İşin altından kalkabilecek kadar sağlam sinirleri var mı diye sınanıyor. Jordan Belfour'un dünya çapında markalaşmış ikna kabiliyeti de buradaki tecrübelerine dayanıyor. Sonrasında nihayet gerekli lisansı alıp brokerlığa terfi ediyor ve hedefine bir adım daha yaklaşıyor. İşte o gün borsa tarihine kara pazartesi diye geçiyor. Bu dünya tarihinde borsalarda bir günde meydana gelen en büyük düşüş. Elef Rothschild kurumuna kepenk indirtecek seviyede küresel bir kriz. Krizin sebebi bir bilgisayar programı. Yatırımcıların piyasadaki düşüşlerden minimal seviyede etkilenmesi için geliştirilmiş. Ancak bu program beklenmedik bir şekilde domino etkisi yaratarak panik satışlarını tetikliyor. Bu da Jordan'ın Wall Street hezimetiyle sonuçlanıyor. Hilfe! 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 Aslında o bu türden hezimetlere alışkın. Filmde gösterilmese de tam 40 kez kendi girişimleri de iflasla sonuçlanıyor. Yine de hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor. New York borsasındaki çakılmanın ardından çoğu yatırımcının görmediği dev bir piyasaya, borsa dışı angarya hisselere yöneliyor. Yeterli sermaye şartlarını karşılamadığı için Nasdaq'ta listelenmeyen bu şirketlerin hisselerine sektörde çöp hisse denir. Avantajı da şu, eğer bu çöplerden değer yaratıp satmayı başarabilirsen alacağın komisyon %50. Just like that I made 2 grand. The other guys looked at me like I just discovered fire. Şimdi bunu tam olarak nasıl yaptığına gelelim. Aslında bu denli yüksek ikna kabiliyetinin arkasında bir düşünce sistematiği yatıyor. Kullandığı yöntem kelimelerin insan zihninde yarattığı çağrışımlar üzerine kurulu. Bu yöntem şu sahnede en net haliyle gösteriliyor. Efendime söyleyeyim şöyle iyi kalem böyle iyi kalem diye kalemi pazarlamaya çalışanları direkt eliyor. Çünkü bu davranış karşı tarafın içgüdüsel olarak kabuğuna çekilmesiyle sonuçlanır. Ona göre doğru yöntem ürünü değil bir düşünceyi pazarlamak. Konuşmasında fırsat, kar, başarı gibi zihinde pozitif çağrışımlar yaratacak kelimeleri sıklıkla kullanırken ödemek, maliyet, zarar gibi tam tersi etki yaratacak sözcüklerden kaçınıyor. Sattığı hisse senetlerinin ne olduğu hakkında 3-5 saniyeden fazla konuşmazken karşı tarafın ulaşacağı konfor hakkında uzun uzadıya nutuk çekiyor. Bu şekilde dikkati elinin güçlü olduğu alana, algı yönetimine çekiyor. Böylece karşı taraf algısında kurgulanan imaja erişmek için gerekli araç olarak gördüğü ürünü kendisi satın almak istiyor. Hakkında hiçbir şey bilmediği bir şirketin değersiz çöp hisselerini. Jordan Belfour'un kendi deyimiyle bu tekniğin adı bilinçsiz satın alma arzusunu açığa çıkartmak. Pick up that phone and speak the words that I have taught you. Özünde karşısındaki kişinin zihnini kelimelerle kodlayan bir programcı gibi hareket ediyor. Muhtemelen bunu 8 yaşında ilk gazetesini sattığından bu yana edindiği tecrübelerle artık içgüdüsel olarak yapıyor. Ancak bu yöntemler günümüzde alışverişin döndüğü her türlü piyasanın reklam, markalaşma, pazarlama gibi alanlarında sistematik bir şekilde kullanılır. Dev markalar sürekli olarak bu zihinsel çağrışım yöntemlerinden faydalanır. Bunun en iyi örneklerinden biri de Coca-Cola. Reklamlar ve markalaşmaya yılda milyarlarca dolar harcar. Ancak Coca-Cola adını dünyada duymayan yoktur. Bu reklamların asıl hedefi ismini duyurmaktan ziyade imaj kurgulamaktır. Bu yüzden slogan ve reklamlarında sürekli olarak mutluluk kelimesi kullanılır. Buradaki amaç Coca-Cola markası ve soyut bir kavram olan mutluluk arasında psikolojik bir ilişki kurmaktır. Milyarlarca doları aslında zihinlerde yapılacak bu ilişki tasarımına harcarlar. Beyinlerimizi bu şekilde kodlarlar ve anlamsal ağda net bir imaj yaratırlar.
Bu yüzden canınız içecek bir şey istediği zaman beyniniz onu mutlulukla özdeşleştirdiği Coca-Cola'yı tercih eder. Yoksa bence de Pepsi daha iyi. Wall Street kurduna dönecek olursak, ipleri eline alarak tecrübesiz ancak hırslı kişilerden kendi ekibini kuruyor. Pazarlama tekniklerini bu ekibe de öğretiyor. Garaj şirketi olarak başlayan girişim kısa sürede hatırı sayılır başarı elde ediyor. İş borsa dışı hisselerden dev markaları halka arz etmeye kadar gidiyor. Bu başarı yanında son derece planlı ve sistematik hareket edilen bir dönemi getiriyor. Bu aynı zamanda Jordan Belfort'un 3 farklı devlet kurumu tarafından takibe alınması ve akabinde 20 seneyle yargılanmasına sebep olacak borsa manipülasyonlarına da başladığı dönem. Kullandıkları taktik pump and dump. Sistem şöyle işliyor. Öncelikle halka arz edilecek şirket hisselerinin büyük kısmını el altından satın alıyorlar. Sonrasında kaşarlanmış brokerlardan oluşan ordusuyla piyasada baskı kurup olağanüstü hareketlilik sağlanıyor. Bu etkiyle hisse fiyatlarının yapay bir yükselişe geçmesi sağlanıyor. Son olarak geriye taban fiyattan satın alınan hisseleri en yüksek noktada elden çıkartmak kalıyor. Karakterin hedeflerine ulaşmak için her yolu mübah sayması çok tanıdık gelmiştir. Bu görüş siyasetçiler arasında çok popüler olan, zaten esasında bir siyasi felsefe olan Makyavelizm. Buna göre amaca ulaşmak için her türlü aracın kullanılması, bütün yolların denenmesi meşrudur. Hatta amacın kendisinin bu araçları meşru kıldığı savunulur. Bu uğurda ahlak, etik gibi kavramlar göz ardı edilmelidir. İşte Jordan da bu olgunun net bir örneği. You be relentless. You be telephone fucking terrorist. Bir noktadan sonra sadece profesyonel yaşamı değil, tüm yaşantısı bu olgu üzerine kurulu oluyor. Başarıyı getirecek doğru bakış açısının bu olduğu düşüncesine sıkı sıkıya bağlı. O kadar ki Machiavellist prensipleri sadece uygulamakla kalmıyor. Tüm kadrosuna da aşılıyor. I think I'm superficial or materialistic. Go get a job at fucking McDonald's. Kısacası Jordan Belfort sıfırdan, yokluktan gelip her ne yolla olursa olsun zirveye çıkmaya kararlıydı. Nitekim öyle de oldu. Ancak tüm bu süreçte FBI ona her zamankinden fazla yaklaşıyor. Henüz ellerinde onu mahkum ettirmeye yetecek kanıt yok. Bu yüzden ona bir teklif sunarak kendi şirketinden, Stratton Oakmont'tan el çekmesini istiyorlar. Jordan bu işten tamamen sıyrılacak. Sadece birkaç milyon dolar para cezasıyla sonuçlanacak, ufak tefek suçlamaları kabul etmesi ve Stratton Oakmont'ı bırakması gerekiyor. I'm not fucking leaving! Jordan bir süre daha Stratton'ı yönetmeye devam ediyor. Bu süreçte FBI paranın izini sürerek yeni delillere ulaşıyor. 20 sene mahkumiyet için yeterli kanıtlarla masaya tekrar oturan FBI yeni bir teklif sunuyor ve bu kez anlaşma sağlanıyor. Jordan kim var kim yok herkesi ele veriyor. Karşılığında sosyal tesisleri andıran bir cezaevinde 3 sene geçiriyor. Tahliye edilince kazandığı uluslararası şöhreti ikna ve satış üzerine seminerler vererek kullanıyor. I've been a rich man and I've been a poor man. And I choose rich every fucking time. Filmin sonunda da bu seminerlerden birini görüyoruz. Burada çok ince bir mesaj var. Onu sahneye davet eden kişi aslında gerçek Jordan Belfort. Kendi hayatının uyarlandığı filmin içinden kurgusal düzlemdeki varlığını bizlere kendi eliyle takdim ediyor. Böylece fikir nasıl satılır en alasından gösterilmiş oluyor. Zihinlerimizde yaratılan imaj, algı o kadar net ki gerçeğin önüne geçiyor. Kalemi gözden kaçırıyoruz. Oysa ki gözümüzün önünde duruyor.